AKP-MHP iktidarının özel savaş politikaları kapsamında son dönemde Şırnak'ta gelişen kadın katliamları bu ülkede erkek eğmen zihniyetin mevcut siyasi iktidarla ne kadar bütünleştiğinin bir göstergesidir. Firdevs Babat, Şırnak'ın Uludere ilçesinde korucular tarafından tecavüz edildikten sonra katledilen 17 yaşındaki genç bir kadın. Son zamanlarda taciz ve tecavüzün yayılmasında rol alan üniformalı erkek devlet eliyle daha rahat hareket eden zihniyetin karşısında direnen her toplum ve bu toplumlarda direnen yapısıyla kadınlar ilk saldırıların hedefi olmuştur. Tarihimiz şimdiye dek bunu doğrular nitelikte olmuştur. Firdevs Babat'ın hemen sonrasında bir erkek 3 kızını ve eşini katletmiştir. Erkeğin burada sığdırılacağı kalıp psikolojik sorunları vardı, olacaktır. AKP-MHP iktidarının bu tarzı koruduğu apaçık ortadadır. Ön kapıdan tutup arka kapıdan salıverme. Bu ülkede gün olmuyor ki bir kadın öldürülmesin, şiddet, taciz ve tecavüze, cinsel istismara uğramasın. Bu vakalarda kadının bedeni üzerinden hüküm süren erkek devlet anlayışı, kadın bedenini teşhir eden bir zihniyetle iktidarını korumaya devam ediyor. Kadın ve doğaya düşmanca saldıran AKP-MHP iktidarı tarih boyunca kadın ve doğa katliamcısı olarak bilinen bu iktidar kadın direnişi karşısında yenilmeye mahkumdur. Firdevs'i katleden erkeğin 3 kızı ve eşini katleden bu şahsı da koruyan bu zihniyettir. Dersim Ovacık'ta birkaç gün önce yaşanan hayvansever bir kadının kolluk kuvvetleri tarafından darp edildiği durum söz konusu. Olay şu şekilde gelişmiştir. HB isimli kadın çevresindeki sokak hayvanlarını besliyor ve sahiplik ediyor. Bu sahiplenmeden rahatsız olan komşusu kolluk kuvveti HB'ye şiddet uyguluyor. Burada hem sokak hayvanlarına uygulanan bir şiddet söz konusu hem de kadına. Bu şiddeti kınıyor, kadın arkadaşımızın yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Öte yandan da Dersim'de bulunan hayvan derneklerine çağrımızdır. Bu mağduriyeti sahiplenmelerini bekliyoruz. Son olarak sanatçı Gülşen'in tutuklanmasına dair yine erkek devletinin hazmedemediği, kadının dilini yok saydığı, kadın bedeni üzerinden hiçleştirilen, yok saymaya çalışan zihniyetin karşısında ve direnen tüm sanatçı kadınların yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Gülşen şahsında direnen tüm kadınlar yalnız değildir. Dersim Kadın Platformu.